Şimdi ben genel olarak bu paylaşım sitelerinde falan da insanların yazdıkları şeylere bakıyorum. Genelde hocamız da bunu anlatıyor. Yani sevginin olmadığını aralarında birçok insanın. O yüzden de diğer insanlara karşı çok sevgisiz, saldırgan ve tartışmacı bir üslup kullanıyorlar. Halbuki dünya hocamız sürekli birkaç gündür de üzerinde duruyor. Ayrıca yıllardır da anlattığı gibi sevgi üzerine kurulmuş bir yerdir. Yani Allah dünyayı imtihan yeri olarak yaratmıştır ve yaratma amacını insanlara anlatmıştır. Allah bir ayetinde Ankebut suresinin ikinci ve üçüncü ayetlerinde şu şekilde bildirir. İnsanlar sadece iman ettik diyerek sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun onlardan öncekileri sınadık. Allah gerçekten doğruları da bilmekte ve gerçekten yalancıları da bilmektedir. Şimdi burada Allah çok önemli bir sır veriyor insanlara. Ben diyor insanları yeryüzüne imtihan etmek için getirdim diyor. Yani Allah'a kim sadakat gösterecek? Allah'tan kim gereği gibi korkuyor? Kim Allah'a tam anlamıyla kulluk vazifesini yerine getiriyor ve kimler getirmiyor? İşte bu iki insan türü arasındaki ayrımı yapmak için Allah dünyayı var ettiğini ve dünyanın bir imtihan yeri olduğunu söylüyor. Şimdi biz dünyaya baktığımızda ne görüyoruz? Hep zıtlıkları görüyoruz. İyilerle kötüleri, güzellerle çirkinleri. Olumluyla olumsuzu hep kendi arasında eksikliklerle mesela mükemmellikleri hep Allah'ın bir imtihan yeri olarak yarattığını göreceğimiz şekilde hem insanların üzerinde hem yaratılmış diğer canlılarda hem de yaşadığımız bütün olaylarda bunları görüyoruz. Demek ki dünya bütün insanların Allah'a kulluk vazifelerini yerine getirmeleri için ve hangilerinin güzel davranışta bulunacaklarını denemesi için Allah'ın yarattığı bir imtihan yeridir. O zaman şimdi insanın bu imtihanı yerine getirebilmesi için ilk olarak yapması gereken şey bu imtihanı yaratan ve bu dünya yerini yani dünya hayatını yaratanın nasıl bir yaratıcı olduğunu, gücünü kavrayabilmesidir. İlk planda yapması gereken odur. Şimdi insan kendisine baktığında uçsuz bucaksız evrenin içinde herhangi bir noktadaki bir gezegende toz tanesi kadar yer kaplamayan bir varlık olarak kendini buluyor. Bu dünya üzerinde dünyanın en zengin insanı olsun, en yüksek makamlara sahip insanı olsun veya dünyanın en büyüklenen insanı olsun veya tarihe geçmiş bütün o diktatörleri veya firavunları düşünün herhangi biri olsun. Hiçbir için fark etmez. Hepsi dünyada yani uçsuz bucaksız evrende aynı yere sahipler. Toz tanesinden bile daha küçük bir yere sahipler. O yüzden insan büyüklenerek dünyadaki Allah'a olan kulluk vazifesini yerine getirmeyi unutmak yerine hep Allah'a şükrederek Allah'ın kendisine verdiği nimetleri fark ederek yaşaması gerekir. Müslüman olarak bizim yapmamız gereken de başta budur zaten. Şimdi biz kendimize de baktığımızda daha kendimiz yani insan kendisi idrakten bile haberi yok yani kendisi ne olduğundan bile haberi olmadığı sistemleri Allah ona daha ilk yani anne rahmindeki ilk hücre halinden itibaren hücrelerin gelişimiyle vermiştir. Solunum sistemi, kas sistemi, dolaşım sistemi, sinir sistemi bunların hepsi insanın yaşamasına uygun hale gelecek şekilde yaratılmıştır. Ve Allah insanlardan karşılığında sadece kendisine kulluk edilmesini ve Allah'ın rızasının en çoğunu isteyerek, rızasını, rahmetini ve cennetini isteyerek yaşanmasını talep eder. Burada işte yapılması gereken sadece bütün hayatını Allah rızası için geçirmesidir bir insanın. Ama işte bazı insanlar orada ayetin de ifadesiyle bildirdiği gibi zalim ve nankör oldukları için Allah'ın kendilerine verdikleri bu nimetleri de görmezden gelirler. Kendileri de sürekli baş kaldırarak ve isyan içinde yaşarlar ki Allah bu insanları dünyada da ahirette de azap içinde yaşatır. Sonunda da hiçbir insanın inkar edemediği o gerçek kendilerine geldiğinde asıl gerçekle karşılaşmış olurlar. Yani ölüm. Allah bütün insanlara ölümün geleceğini ve ölümün bir gerçek olduğunu ayetlerinde bildirir. İnsan suresi 27. ayette Allah şu şekilde bildirir. Gerçek şu ki bunlar çarçabuk geçmekte olan dünyayı seviyorlar. Önlerinde bulunan ağır bir günü bırakıyorlar. İşte insanlar dünya hayatının çabucak geçtiğinin farkına varmaları gerekir. Tüm Müslümanların da birbirleriyle uğraşma şeklinde değil de gerçekten hepimizin, tüm Müslümanların, tüm inananların kardeş olduğunun bilincine vararak yaşaması gerekir. Allah'ın kendilerine verdiği nimetin farkında olarak yaşaması gerekir tüm insanların. Ve Allah'a şükrederek şu kısacık olan, hatta Allah'ın bir göz açıp kapama vakti kadar dediği dünya hayatını Allah'a en güzel kulluk vazifesini nasıl yaparım diye hesap ederek geçirmesi gerekir inşallah. İnşallah. İnşallah.